Kıymetli konuklarımız, değerli Ankara Üniversiteliler, bugün sizlerle birlikte bir kez daha buluştuk efendim. Bugün 15 Temmuz, evet bundan tam 7 yıl önce, 2016 yılının sıcak bir Temmuz günüydü. 15 Temmuz, 2016 tarihinde Türkiye, tarihinde görülmemiş olaylardan birini yaşadı. Bu tarihte gerçekleşen hain darbe girişimi efendim, tarihinde Türkiye, saat 22 sularında gerçekleşmeye başlayan hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saatler 2.30'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ mensubu 3'ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı. 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk halkını darbe girişimine karşı durmaya çağırması ve milletimizi meydanlara davet etmesiyle Türk milleti tek yürek oldu. O gece sokaklara çıkarak kendi iradesini ipotek altına almaya çalışan bir gruba karşı durdu ve ardından da Türk milleti burada iradesini gösterdi ve hain darbe girişimi yaklaşık 22 saat süren bir kalkışma hareketinin sonrasında durdurulmuş oldu. Yüce Türk Milleti'nin temsilinin gerçekleştiği Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu hain darbe girişiminden en çok etkilenen yerlerden biri oldu. O gece orada bir parlamenter olarak görevini yapan, şu an rektörümüz olan Profesör Doktor Sayın Necdet Ünü var. O geceyi Gazi Meclis'te O Gece ismiyle bir kitap haline getirdi ve ölümsüzleştirdi. Bu akşam hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde birlikteyiz. Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünü var bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Hayri Bey. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet hocam, tam olarak 7. yıl dönümündeyiz hain darbe girişiminin. Bundan 7 yıl önce tam 15 Temmuz 2016 Cuma akşamı saat 22 sularında başlayan bir hain darbe girişimiyle Türkiye karşı karşıya kalmıştı ve Yüce Türk Milleti'nin iradesini, kendi iradesini ipotek altına almaya kalkanlara karşı nasıl dik bir şekilde durduğunu ve milletimizin, devletimizin el ele vererek bu hain darbe girişimini nasıl bertaraf ettiğini o gece hep birlikte yaşadık. Ama siz tabii ki Türk Milleti'nin temsiliyetinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydiniz o gece. Evet. Ve sizden dinlemek isteriz hocam. Eyvallah. Öncelikle bu yayın için çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah ülkemizi, milletimizi, devletimizi her türlü kazadan, beladan ve hainlerin şerrinden korusun. Öncelikle bunu söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Tabii o gece 251 kardeşimiz şehit oldu. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. 2200 civarında gazimiz var. Onlara da şifa diliyorum. Allah onlarla tekrar bir arada olduğumuz için Cenab-ı Hak'a şükrediyorum. Esasında tam 7 yıl önce bu saatlerde enteresan, ben bir bakanımızın taziyesi için, amcası vefat için Erzurum'a gidecektim. Uçağa doğru gittim. Yanımda eşim var. Ve uçağı kaçırdık. Yani uçak kalkmış. İşte ben taziyeye gideceğim falan. Neyse, böyle büyük bir tekrar hüzünle eve doğru döndük. İşte bu saatlerde eve geldik. Saat 8 biraz geçe. Ne yapalım, evde hanımla beraber de gidince yemek falan da yok. Balkonda bir kahvaltı, bir şeyler yapalım diye balkona çıktık. Yanımızda televizyon yok. İşte telefon almamışız. Oturuyoruz. Saat 9.30 civarında benim evim kuş uçuşu külliyeyle, Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle yaklaşık 2 kilometre mesafede alçaktan uçak F-16 uçtu. Gitti, 1-2 dakika sonra tekrar ters tarafa doğru döndü. O ara baktım, yani bir anlamı yok. 30 Ağustos'a daha çok var. Acaba bir tatbikat mı var diye. Sonra Cumhurbaşkanlığı külliyesinin üzerinde böyle reverans yapan helikopterler gördüm. Allah Allah dedim, yani demek cuma günleri genellikle seçim bölgemize gidiyoruz. Yani çok oturduğum vaki değil. Yani balkonda da çok fazla oturmuyoruz.
Herhalde dedim demek ki böyle bir şey oluyor. Cuma günleri böyle bir relans yapıyor falan. Fakat ileriden de bir pat 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 şey sesleri geliyor. Silah sesleri geliyor. Külliyenin birazcık daha ilerisinden. Sonradan öğrendik ki meğerse Hakan Fidan, MİT Başkanımız o zaman, Genelkurmay Başkanı Sayın Hulusi Akar'ı ziyarete gidiyor. Oradan işte saat 6 civarında filan bu şeyler, FETÖ'cüler bundan işkilleniyorlar. Acaba bizim darbe yapacağımızı mı öğrendiler filan diye. Sonra MİT'e bombalamaya başlıyorlar. Yani silahsa saldırıyorlar. O ara işte F-16'lar alçaktan uçuyor. Helikopterler kalkıyor filan. Saat 3'de başlayacak. Darbe girişimi saat 8-9 civarında başlıyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi saat 10 civarında artık darbe ile ilgili ilk işaretler çıkmaya başladı. Tabii ben onları görünce acaba bir şey mi oluyor falan diye telefonumu aldım. Sonra bir internete falan baktım. Orada çok işte Boğaz Köprüsü kapandı falan diye söyleniyor. Birkaç arkadaşı aradım. Bir eski bakanımızı aradım. Ben de dedi Fatih Köprüsü üzerindeyim. Köprü komutanına ulaşmaya çalışıyorum. O da onlar dedi Gölcük'te bir düğüne gitmişler. Birkaç milletvekilini aradım. Hiç kimsenin bir haberi yok. Acaba bir tatbikat mıdır falan diye düşünüyorlar. Fakat bir yandan da haber akışı devam ediyor. Televizyonlarda işte Boğaz Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı falan diye. Ve herkes tabii bir 21. yüzyılda bir darbe olabileceğini asla aklından geçirmiyor. Yani biz de darbe falan olabileceğini kesinlikle düşünmüyoruz. Çünkü darbeler döneminin bittiğini düşünüyoruz. Neyse en sonunda saat 10.30 civarında, 10.30-11'e doğru tabii o şeyler kimseden haber alamıyoruz. O zaman Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın bir danışmanı var. Eski bir askerdir. Onu aradı. Hava Kuvvetleri'nden emekli bir arkadaş. Murat Bey ne oluyor dedim. Hocam dedi herhalde bir darbe girişimi var dedi. Bir kalkışma var dedi. O zaman hemen dedim bizim hazırlıklı olmamız lazım. Derhal şeyden kalktık, sofradan kalktık. Hanıma dedim ki ben bir abdest alıyorum. Beraber bir yatsı namazımızı kılalım. Ve oradan saat 11 civarında zaten Sayın Başbakanımızın şeyi oldu, açıklaması oldu. Önce NTV'de, daha sonra A Haber'de. Sonra biz kayınbiraderle beraber şeye doğru çıktık, yola doğru çıktık. Benim evim de AK Parti Genel Merkezi'ne yakın. Oraya doğru gidiyoruz ama bir yandan da milletvekillerinin yazışmaları var WhatsApp'tan. Mecliste toplanıyoruz deyince ben meclise doğru yöneldim. Ancak Hayri Bey saat 11 biraz geçiyordu. 11 çeyrek, 11.20 falan civarında çıkmışızdır. Saat 1.30 civarında ancak ben meclise ulaşabildim. Yani o Genelkurmay'ın oraya giden yol kapanmış. Efendim bulvarlar kapatılmış. Yukarıdan işte o Çetinemeç'ten yukarı şeyden o şey civarından, Dikmen civarından falan zorlukla meclise girdik. Tam girerken tabii kapılarda şeyle kapatılmış otobüslerle şeyler saldırı olmasın diye. O yandan insanların geçtiği yerden biz güçlükle araçla geçtik. Tam o geçtiğim sırada şeyler geliyor, silah sesleri geliyor. Ben zannediyorum ki askeriyenin içinde biliyorsunuz meclisin karşısında deniz kuvvetleri, kuvvetleri var, sahil güvenlik var, karşıda Genelkurmay var o kavşakta. Ben diyorum herhalde içeride bir şey var, çatışma var yani karşı işte darbeci askerlerle diğerleri ona karşı çıkanlar falan diye düşünürken sonradan öğrendim ki meğerse oradaki Genelkurmay kavşağında bir tane şeyli kurşun geçirmez bir küçük kulübe vardır. O darbeci darbe teşebbüsünde bulunan hain bir ona asker dememek lazım. Üniformalı evet. Yüzbaşı evet. Şeyin arkasına girmiş. O korunaklı kurşun geçirmez alana girmiş. Oradaki askerlere diyor ki şey halkın üzerine ateş açın falan diye. Bilmiyoruz tabii orada kaç tane vatandaşımız şehit oldu. Güçlükte biz tabii meclise girdik. Mecliste tabii büyük bir karmaşa var. Görevliler gelememişler. Şeyin anahtarını bulamıyoruz. Meclisin kapısının anahtarını bulamıyoruz. Sayın İsmail Kahraman, meclis başkanımız meclis açmak istiyor. Ondan sonra cep telefonunun ışıklarıyla zar zor kapıyı açtık. Acaba kapıyı kıralım mı falan diye düşünürken kapıyı açtık, girdik. Saat 2'yi bir geçe meclis oturumuna başladı. Tabii
Herkes sivil kıyafetlerle, hiç kravatsız biliyorsunuz şeye girilmez, meclise Genel kurulda, girilmez. evet. İşte herkes yazlık kıyafetleriyle meclise geldi, genel kurula girdi. Sonra Sayın İsmail Kahraman meclisi açtı. Önce normalde iki tane divan katibi oturdu oraya. Onlara da ikisi kalkın dedi, Elazığ ve Balıkesir milletvekillerimize. Onun yerine AK Parti'den Mehmet Muş, CHP'den Özgür Özel ve MHP'den Erkan Akçay. Üçü de grup başkan vekili. Onları oturttu ki yani millete bir mesaj vermek istiyor. Darbecilere de mesaj vermek istiyor. Biz burada iktidar muhalefetiyle beraber sizin karşınızdayız diye. Ve tabii o dirayetli ve dik duruş darbecileri şüphesiz hem paniğe kapılmasına yol açtı hem de birazcık daha şiddetliğini arttırdı onların. Ve sonra saat 2.33 civarında ilk meclisin bahçesine bomba atıldı. Daha sonra baktılar ki bizler oradan ayrılmıyoruz. Saat 3.20 civarında zannediyorum ikinci bomba atıldı ve bu bomba bilhassa şeye doğru genel kurul salonuna yönelik atılmış. Başbakanımızın bir şeyi var, ofisi var şeyde, girişte. O ofisten şeye doğru, genel kurula doğru yaklaşık bir 20-30 metrelik bir mesafe var. Yani 20-30 metre şeye hafif güney tarafına doğru düşse belki oradaki mecliste bulunan 60-70 tane milletvekili hayatını kaybedecekti. Sonra baktılar yine onlar devam ediyor. 3.33'te üçüncü bomba bu sefer tam diğer istikametten AK Parti ve CHP meclis gruplarının grup toplantı salonlarının bulunduğu yerden yine genel kurula doğru. Yani bir de tabii daha sonra ben o darbeci şeylerin kişilerin telsiz konuşmalarını da dinledim. Ve orada şey diyor, burası diyor meclise benziyor. Emin misin? Eminim diyor. O zaman at bombayı. Yani belli ki o şeydeki yani uçaktaki kişi birazcık tereddüt geçiriyor. O tereddütten midir yoksa çok hızlı gittiği için midir tam tutturamıyor. Tutturabilse belki de 60-70-100 tane milletvekili o anda hayatını kaybedecekti. Tabii 15 Temmuz gecesi böyle hakikaten çok hüzün verici ama tabii karanlıkla bir geceydi. Allah bir daha hiç kimseyi böyle bir geceyle karşılaştırmasın. Kesinlikle hocam. Tabii bir de hocam burada bir parantez açmak lazım. Yani bir savaş sırasında dahi düşman kuvvetlerinin dahi dokunmadığı yerlerden biridir meclisler. Evet. Ama biz 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cü hainlerin böyle bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de böyle bir saldırıyla 2.42'de ilk bombanın atıldığını biliyoruz. Ve bu yaşananlar tabii ki devam etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi meydanlara davet etmesiyle birlikte bu hain darbe girişiminin seyri çok daha farklı bir noktaya doğru evrilmeye başladı hocam. Buna da değinmek isterim biraz. Dünyada bilmiyorum örneği var mıdır böyle bir durumun. Milletimiz yek vücut oldu. Hiçbir görüş gözetmeksizin milletimizin her bir ferdinden o meydanlara indiler ve bu hainlere karşı dik bir şekilde duruldu ve bu hain darbe girişimi elbette ki tüm devletimizin, milletimizin bir araya gelmesiyle birlikte bertaraf edildi. Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Hakikaten öyle oldu Hayri Bey. O gece tabii saat 23.30 civarında evi meclise yakın olan milletvekilleri, ki 3 tane milletvekili ben o kitaba yazarken teşvik ettim. İlk gelen 3 milletvekili, 3 tane Ankara milletvekili Sayın Aydın Ünal, yine o zaman Ankara milletvekili Jülide Sarıyerioğlu ve Bursa milletvekili Hakan Çavuşoğlu. 23.31'de onlar meclise geliyorlar. Onlar geldikten yaklaşık bir 7-8 dakika sonra CHP'den 3 milletvekili geliyor. Uğur Bayrak tutan, Tufan Köse ve Bülent Tezcan. Hatta Aydın Ünal kitabı yazarken şöyle bir şey ifade kullandı. Biz 3 kişi gelince acaba biz yani şey mi doğru bir şey yaptık mı yapmadık mı diye tereddüde düştük dedi. Yani biraz da endişelendik ama sonradan o 3 tane CHP milletvekili gelince biz kendi kendimize mutlu olduk dedi. Yani CHP'den de gelenler oldu ya. Daha sonra MHP'den bizzat Sayın Bahçeli'nin talimatıyla bir grup milletvekili önce
MHP genel merkeze gidiyor. Daha sonra meclise geliyorlar ve nihayetinde tabii Cumhurbaşkanımızın o açıklaması sonrasında milletimiz meydanlara koşarken milletin oylarıyla seçilmiş milletvekilleri de bizzat meclise doğru koştular. O gün 107 milletvekili vardı benim tespit edebildiğim, daha sonra hepsini kamera kayıtlarıyla tespit ettik. 81 tane AK Parti milletvekili, yani mevcut vekillerden bahsediyorum. 16 tane CHP milletvekili, 10 tane de MHP milletvekili o gün meclisteydi ve hakikaten mecliste hiç terk etmediler. O gün hakikaten şöyle bir alet ruhiye de vardı Hayri Bey. Yani bizzat yaşadığım duyguları şimdi tekrardan ben yaşıyorum. İçimizde hiç korku yoktu. Hakikaten hiç korkmadık, hiç çekinmedik, hiç başka bir şey düşünmedik. Allah o gün kalplerimizdeki korkuyu almıştı. Hatta şöyle ikinci bombadan sonra zannediyorum 3.20-3.25 civarında bir yandan da cep telefonlarımızın şarj bitmesinde son derece idareli kullanmaya çalışıyoruz. Çok uzun konuşmuyoruz. Kısa kısa cevaplar veriyoruz. Sare Hanım aradı eşim. Ondan sonra dedi ki doktor ne durumdasın dedi. Vallahi dedim şeydeyiz, yani meclisteyiz, bekliyoruz. Dirayetimiz, metanetimiz yerinde falan dedim. O biraz daha konuşmak istiyor. Dedim fazla şey yapma, konuşma, telefonumuzun pili bitiyor falan diye. Sonra mesaj atıyor falan. Ben de ona en son dedim ki ya ne zırt pırt mesaj atıyorsun, işte görüyorsun biz burada bekliyoruz falan diye. Bana dedi ki ya sen herhalde farkında değilsin. Tepenize bombalar yağıyor falan. O anda tabii televizyonlar canlı yayın yapıyormuş. Biz tabii televizyonlardan falan haberimiz yok. O meclisin genel kurulun altındaki sığınakta. Sonra Sare Hanım telefonu bıraktı. Daha sonra Beyza aradı. Beyza saat 3. bombadan sonra aradı. Baba ne durumdasın falan dedi. Çünkü çok panikliyorlar. Orada bomba atılınca mecliste ne olup bittiğini de tam göremiyoruz. Çünkü uzaktan çekiliyor falan. Beyza'cığım dedim, abdestim var. Şu anda metin durumdayız. Ölürsek şehit, kalırsa gazi oluruz kızım dedim. Ondan sonra kapattı telefonu. Tabii bir müddet sonra şeyler, bir yandan da çatışma sesleri geliyor. Dışarıyla temaslarımız var, konuşuyoruz. İşte araçların üzerinden, insanlar üzerinden geçen tanklardan bahsediyor konuştuğumuz kişiler. İşte gece zannediyorum 3. bombadan hemen önceydi. Rahmetli Erol Olçak'la ortak bir arkadaşımız var. Bir profesör arkadaşımız. Lütfü Orhan. Lütfü aradı, abi dedi haberin var mı? Neden dedim? Erol abi şehit oldu dedi. Oğluyla beraber. Ya filan dedim. Cevat ne durumda kardeşi? İşte Cevat'a dedi ulaşmaya çalışıyorum filan. İlk haber verdiği kişilerden birisi benim. Tabii 15 gün önce filan da rahmetli Erol Uçak'la şeyde Umre'de karşılaşmıştık. En son karşılaşmamız oydu. Tabii böyle bir halet-i ruhiye ile oradaydık. Şimdi orada şunu söylemem lazım. Belki daha önce parlamento çalışmaları esasında hemen hemen hiç temas kurmadığımız, yani muhalefette arkadaşlarımız vardı. Onlar da bizimle temas kurmuyorlardı ama o gün hakikaten büyük bir dayanışma, birlik beraberlik içerisinde o geceyi geçirdik. O gece oradaki bütün arkadaşlarımızın kahramanlığıdır. Tabii milletimizin kahramanlığı son derece önemli. Cumhurbaşkanımızın kendisine teklif edilen ya 5 dakika sonra 10 dakika sonra sizi Rodos Adası'na daha güvenli bir adaya doğru götürebiliriz. Yani sonra darbe bittikten sonra da dönersiniz veya dönmezsiniz teklifini Cumhurbaşkanımız, milletim neredeyse ben oradayım şeklinde reddetti. Yani Cumhurbaşkanımız tabii ki böyle bir şey beklemiyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı 20 yıldan beri çok yakından tanıyan birisi olarak onun asla böyle bir teklifi kabul edeceğini düşünmüyorum ama hasbelkader onu kabul etse millette sokağa çıkmaz, milletvekilleri de meclise gelmezdi. Dolayısıyla orada topyekun bir toplu bir direniş oldu. Yani insanların elinde herhangi bir silah olmaksızın, hatta üstünde bir giysisi olmaksızın dışarıya çıktılar ve ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz mantığıyla darbeye karşı direndiler. Dünyada örneği var mı diye sordunuz ya, o güne kadar örneği yoktu ama ondan kısa bir zaman sonra Güney Amerika ülkelerinden birinde bir darbe teşebbüsü oldu ve oradaki
oradaki insanlar şunu söylediler. Ya biz de sokağa çıkalım. Bizim Türklerden ne eksiğimiz var filan diye. Yani Türkiye'nin o darbe olan direnişi, 15 Temmuz'daki şanlı direnişi oradaki Güney Amerika ülkelerinden birisinde gerçekten bir şey oldu. Örnek bir vaka şeklinde karşımıza çıktı. Sonra bir başka ülkede yine oldu. Yani darbeye karşı halkın direnebileceğini Türk milleti yine, asil Türk milleti göstermiş oldu. Evet hocam, yüce milletimizin her bir ferdine tabii teşekkür ediyoruz ama tabii 251 şehidimiz var burada ve sizin de ifade ettiğiniz üzere 2200 civarında gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizden hala tedavileri devam edenler var. Onlara da acil şifalar diliyoruz elbette ki. Milletimizin, yüce milletimizin birbirine kenetlenmesiyle bertaraf edilen bir darbe girişiminden sonra sizin hocam tarihi kayıt altına alma konusundaki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz. Ve bu yaşanan hain darbe girişimine de birebir şahitlik ettiğiniz, yaşadığınız, millet meclisimizde yaşadığınız bu olayı Gazi Meclis'te o gece ismiyle bir kitap haline getirdiniz. İsterseniz hocam bu kitabın öyküsüne biraz da bakalım. Nasıl bir fikirle ortaya çıktı? Evet, işte tam da burada. Evet, Gazi Meclis'te o gece diye 700 küsur sayfalık bir kitap. Yani bu hakikaten tarihi bir kitap. Bu kitabın birkaç tane özelliği var. Bir tanesi kendi kendini ispat eden bir kitap. Mesela herhangi bir ifade kullandığı zaman o bir kişi o ifadesinin şeyleri var. Geri plandaki sosyal medya paylaşımları, efendim video kayıtları var. Bakın burada şeyler var. Video kayıtları var. Kare kodu okuttuğunuz zaman, hatta izleyicilerimiz okutursa onu şu anda bile görme şanslarına sahipler. Yani orada Genelkurmay Kavşağı'nda ne olmuş, işte milletvekilleri ne yapmış falan, onları görme fırsatı var. Şimdi tabii ben 3 yıldır beraber çalışıyoruz. Yaşadığımız her anı tarihe not düşmek adına kayda geçiriyoruz. Bu önemli bir şey, bizim önemli bir vazifemiz. Bu da önemli bir vazifeydi. Darbeden, bu darbe teşebbüsünden 10 gün sonra filan bir grup milletvekili oturuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizzat sığınaktayken aradığı arkadaşlardan birisine dedim ki, ya bu dedim çok tarihi bir andı, bunu yazsana dedim. Hocam dedi, senin kalemin daha güçlü dedi, siz yazın dedi. Neyse ben de olur dedim, aklıma koydum. Sonra oturduk, işte bir çay içtik. Ben odaya doğru gittim. Odayla genel kurul arasında, yani ana bina arasında yaklaşık bir 700-800 adımlık bir yer var. Gidiş geliş. Odaya gittim. Giderken bir makale yazmaya karar verdim. Dedim ki 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımı bir makale olarak yazayım. Yani yayınlasak yayınlamasak çok önemli değil. Sonra o ara bir arkadaş geldi. Dedim ki makale yazmayı planlıyorum, böyle geniş bir makale olacak. Hocam dedi, bir kitap yaz dedi. Ama dedim daha iyi fikir ya. Kitap yazayım dedim. Sonra ben işimi bitirdim. Odadan genel kurula doğru tekrardan gelirken dedim ki ya bir kitap yazayım ama bugün dedim, yani sayısını tam bilmiyorum, 70-80 tane milletvekili vardı. Sadece kendim yazsam kendi perspektifimden gördüklerimi yazacağım. O halde ne yapalım dedim. Onlarla bir konuşayım dedim ben. Böyle bir şey yapalım. Onların yaşadıklarını toparlayalım. Ve niyetim de onları toparlayıp olduğu gibi şey yaptık, kitaba koymak. Yani tarihe not düşmek. Meclis başkanımıza gittim, Sayın Kahraman'a. Dedim ki efendim, siz bu darbenin kahramanlardan birisiniz. Meclisi açtınız, iradeyi koydunuz ve çok tarihi bir iş yaptık. Hep beraber. Hep beraber yaptık dedi. Evet. Ama dedim bunu tarihe not düşmek lazım. Ne öneriyorsun dedi. Ya ben yazayım, siz destek olun. Meclis başkanı olarak, meclis başkanlığı olarak. Ya siz yazın, ben destek olayım. Ya beraber yapalım dedi. Bana dedi ki kalemi var, kelamı var, profesörlüğü var, yazarlığı var. O halde dedi görev senin dedi. Genel sekreteri aradı, meclis genel sekreterini. Sayın Ünüvar dedi, böyle bir kitap yazacak, her türlü desteği ver. Biz başladık kitabı, dokümanları toplamaya. AK Parti grup başkan vekillerine gittim, Sayın Muş ve Sayın İnce Özel. CHP grup başkan vekilleri Sayın Özgür Özel ve Sayın Levent Gök'e gittim. MHP grup başkan vekili Sayın Erkan Akşay'a gittim. Bunlar hepsi meclisteydi o gece. Dedim böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Destek veriyor musunuz? Parti olarak, AK Parti, CHP ve MHP olarak
Hepsi memnuniyetle dediler. 15 Temmuz'dan yaklaşık 15 gün sonra filan ben elimde bir kayıt cihazı milletvekilleriyle bir anket formu düzenledim. 12 soruluk gönderdim ve sonra benimle görüşmek, konuşmak isteyenleri ben bilmek isterim diye de ifade ettim. Bir kısmıyla ses kayıt cihazını götürdüm. Bir kısmından ses kayıtları aldım. Bir kısmı sorulara cevaplar verdi. Bir kısmı cevap vermedi. Hatta bugün mecliste bir arkadaş dedi ki, ya hocam dedi, sen dedi ben tarihi bir fırsatı kaçırdım dedi. Siz bana soruları gönderdiniz ama ben size cevapları yazmadım ama dedi benim bir tweetimi dedi şeye koy bir WhatsApp yazışmasında Cumhurbaşkanımızla ilgili bir konuya dedi verdiğim cevabı koymuşsunuz. Onunla dedi teselli buluyorum falan. Neyse ondan sonra biz toparlamaya başladık. Bayağı bir döküman. Yani 107 tane milletvekili var ve şu kadar bir şöyle bir kocaman bir döküman. Tabii belgesel bir şey yapmak, kitap yazmak lazım. İlk başta niyetim şeydi, herkesin yazdıklarını ya da konuştuklarını aynı şekilde oraya koymaktı. Ama dedim olmaz dedim. Bu bir belgesel kitap olduğuna göre okunabilirliğini artırmam lazım. Ne yapmak lazım? Bir belgesel kitap yazmak lazım. Bu kitabı o dokümanları topladıktan sonra sadece dokümanları toplamadım. Kitapçılardan gittim 10 tane kitap aldım. Belgesel kitap nasıl yazılır? Oradan çünkü diyelim ki bir mesela meclis başkanımız tam 21 sayfalık bir röportaj vermiş. 21 sayfanın hepsini koysanız kitap yani bayağı bir şey olacak. Yani on binlerce sayfa kitap olacak. Oradan öyle kritik, kronolojik bir sıralama yapacaksınız ki hem kişinin ifadelerini kısmadan ama meramını da anlatacak nitelikte bir şey yapmanız lazım, koymanız lazım. Araya küçük girişler yapmanız lazım. Parçaları birbiriyle bütünlemeniz lazım. Sonra o dokümanları yani WhatsApp yazışmaları, sosyal medya paylaşımları, video çekimleri, periskop yayınları onları toparlamanız lazım, yerleştirmeniz lazım falan. Böyle bir süreç tabii Kasım ayı falan ben mecliste odada çalışıyorum. Bir televizyonun Londra temsilcisi geldi. Hocam dedi, dedim ya kusura bakmayın ben yoğun çalışıyorum. Ne yapıyorsunuz dedi. Ya dedim böyle 15 Temmuz'la ilgili bir kitap yapıyorum dedi. Size bir şey anlatabilir miyim dedi. Buyurun dedim. İngilizlerin dedi bir tekerlemesi vardır. Remember, remember, 5th November. Hatırla, hatırla, 5 Kasım'ı hatırla. Şimdi bu ne dedim? Bu şu dedi. Avam kamerasının altından geçen bir tren istasyonu var. Ray var. Teröristler İngiltere avam kamerasının altında, parlamentosun altında oraya bomba yerleştirmişler. Dedim. Sonra bunu da dedi şeyler İngiliz polisi bulmuş ve bomba patlamadan şey yapmış. Aa dedim. Ben duymadım dedim. Yeni mi oldu dedim. 1606 yılında oldu dedi. 1606 yılı ve 2015 16'dan bahsediyoruz. Yani 410 400 yıl. yıl önce Evet hocam. 410 420 yıl. yıllık bir 420 yıl. o, evet 10 yıl. Doğru. o Evet. kadarlık bir dönem var ve İngilizler patlamamış bir bombayı bir tekerleme haline getirmişler ve her yıl 5 Kasım'da böyle bir anma yapıyorlarmış. O dedim, ilginç dedim. O zaman dedim bunu daha bir şekle yazacağım. Ve sonra tam 400 saatlik bir çalışmayla çok yoğun bir şekilde hatta benim danışmanlarım iki ajanda dolusu bütün aşamaları yazıyorlar. Yani işte matbaaya gidildi, şu değişiklik yapıldı. Kitabın şu sütununa bu ilave edildi. Şuraya karekod kondu, bu çıktı, şu koy falan. Yani ben dedim ki danışmanıma, İsmail dedim bu ajandaları bana ver dedim. Kitap nasıl yazıldı diye ayrı bir kitap yazayım dedim. Şimdi böyle bir hakikaten büyük bir döküman. Şimdi bu ama feda olsun 400 saat çalıştım. Ben biliyorsunuz Maverdi'nin sık sık kullandığım bir sözü vardır. Bulduğunuz şeyin değeri onu ararken sarf ettiğiniz emek kadardır. Bugün parlamentoya gittiğim zaman hem Sayın İsmail Kahraman 27. başkanımız hem şimdiki başkanımız Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş her ikisi de kitapla ilgili ve oradaki milletvekilleri kitapla ilgili sitayişkar ifadelerini kullandılar.
Yani onu bulduğunuz şeyin değeri onu ararken sarf ettiğiniz emek kadarının tam karşılığıydı. Yani o 400 saat emek verdik ama ona değecek bir şey oldu. Sadece bir kronoloji var. Şeyin kitabın girişinde şöyle bulabilirsem göstereyim size. O kronoloji için Hayri Bey ben arkadaşlarla beraber tam 10 saat izledim. Güvenlik kamera girişlerini izledim. Kim ne Çok zaman ciddi bir girmiş? emek tabii hocam. Ne zaman çıkmış? Bakın şu bakınız. Şu bir sayfalık bir Evet. kronoloji. Yani bu bir sayfalık kronoloji için 10 saat güvenlik kameralarını izlemişim. Hatta şunu diyebilirim. Bazı arkadaşlar yaşadılar ama onlardan daha iyi hatırlıyorum ben yaşadıklarını. Çünkü onlar bir defa yaşadı, bir defa yazdı. Ben onların yaşadıklarını 10 defa okudum. Hayır diyorum, siz hastaneden geldiniz, uyuyordunuz. Ha dedi, uyuyordum. Kızınız seni uyandırdı. Evet uyandırdı. Dedi ki kalk baba darbe oluyor. Ne darbesi falan dedim diyor. Yani şimdi mesela onlardan ben daha iyi hatırlıyorum. Sebebi o kadar çalışmışız. Şimdi tabii bu tarihe not düşmek çok önemli bir nokta. Çünkü o gün aslında bunlar yazılmasa da tarihe not düştü. Yani oradaki şehitlerimiz, gazilerimiz bunlar son derece önemli. Yani bir yurt dışına gittiğiniz zaman görürsünüz, bilirsiniz. Yurt dışında bir şehitlik varsa, bir Türk şehitliği varsa, yani Türk şehidinin yattığı bir yer varsa orası sizin vatandan bir parçadır. Çünkü vatan için kanını, canını dökmüştür. Şimdi bu o gün tam 251 tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Tam 2200 vatandaşımız yaralandı. Yani o hafif yaralananları falan da kastetmiyorum. Yani ağır yaralandı. Kolunu, bacağını, kafasını, kulağını, gözünü falan kaybeden binlerce insanımız var. Dolayısıyla bunu yazmasak da tarih onu yazacak. Ama meclis parlamento tarihinde o İngilizlerin patlamayan bir bombasındaki şeyi 400 yıldır İngilizler yaşatıyor. Bu çok değerli bir şey. Bizim de o zaman bunu yaşatmamız lazım ki bilinçlenme, aydınlanma, daha sonra bizim bu ülkeyi teslim edeceğimiz kuşaklara bakın bu ülkede bir darbe teşebbüsü oldu. Hainler parlamentoyu bombaladılar. Cumhurbaşkanımızın kaldığı oteli bombaladılar. Genelkurmay kavşağını, Genelkurmay'ı bombaladılar. Özel harekatta bomba attılar. Metrelerce oyuk oluştu ve orada tam 52 tane vatan evladı şehit oldu. İki tanesi bizim Adana'da ikiz kardeşler. Ahmet ve Mehmet Oruç ve Yunus Uğur diye de bir onların çok yakın arkadaş. Yani üçlü üç arkadaş da özel harekatta şehit oldular. Şimdi yani bunları bizden sonraki nesillere anlatacağımız bir eser olacak. Yani eser olsun istedik. Yani Allah, ben şunu hep söylüyorum. Hani Akif Allah bana bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor ya. Tamam bu kitap önemli ve değerli bir kitap. Yani bu bizim için bir gurur nişanesi. O günleri yaşadık. O günlerde kaçmadık. Meclise gittik. Korkmadık. Allah'tan en hayırlısını umduk ve dirayetimizi hiç bozmadan orada durduk. Ama bu kitabı yazdık. Diyorum ki Allah bir daha böyle bir kitabı ne bana yazdırsın ne de bu kitap gibi kitapları yazdıracak hadiselerle bizi karşılaştırmasın diye dua ediyorum. Yani onun için önemli ama tarihe not düşmek de değerli. Özellikle gençler için, genç kardeşlerimiz için son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Evet hocam, gerçekten söyledikleriniz çok önemli ki bu kitabın da tarihe artık not olarak düşmüş olması, gelecek kuşakların bu kitaptan da yararlanarak neler yaşandığına ilişkin o tarihte öğrenecekleri çok şey olacağına eminiz. Sizin de ifade ettiğiniz üzere 1606'da yaşanan bir olayın 2016 yılında 410 yıl sonra yeniden hatırlanması gibi elbette bu hain darbe girişimi de hatırlanacaktır ama umuyoruz ki bir daha böyle bir şey yaşamayız. İnşallah. Biraz önce ifade ettiğiniz hocam, özetlediniz ama son olarak artık Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bir yıldayız. Yaklaşık 200 yıllık bizim bir demokrasi tarihimiz var, parlamento tarihimiz var. Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için hocam mesajınız ne olur? Son olarak bunu alalım isterseniz ve yayınımızı burada noktalamış olalım. Şöyle mesajım şu olur. Ben tabii bundan birçok ders çıkarttım. Çıkarttığım Evet. derslerden bir tanesi şu. Bir ülkede lider nereye gidiyorsa halk oraya doğru gidiyor. O gün
Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başkomutanı olarak sahadan çekilmedi. Sahanın tam ortasında durdu. Dimdik orada durdu. Millet de onun arkasında durdu. İdeolojik bir farklılık gözetmek için halk da hep beraber Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlendi. Millet iradesini hainlere bırakmadı. Birlik ve beraberlik ve ideolojinin ötesinde bir duruş sergiledi. Genci yaşlısı, kadını erkeği ve hastası, sağlıklısı hep beraber oraya doğru koştular. Biz tabii yani çok örgütlenerek o işleri yapmış değiliz. Yani nihayetinde halk kalbine ne ilham olmuşsa oraya doğru oldu. O gün tabii Cenab-ı Hakk'ın bu milleti sevdiğinin işareti şuydu. Adeta herkesin kalbine, hainler dışında, herkesin kalbine aynı duyguyu koydu ki herkes oradan koştu. İşte mecliste iktidarın muhalefeti, sokakta baş açığı örtülüsü, yaşlısı, genci hep beraber koştular. Ben tabii şunu da gördüm Hayri Bey, bu kitaptan bağımsız bir şey söyleyeyim. Tabii o dönemde pek çok şehit yakınıyla, gaziyle oturdum, konuştum. Hiç tesadüfen şehit olan ya da tesadüfen ben geçerken şaraplar parçası dokundu, geçerken işte araç benim ayağımdan geçti falan diye tesadüfi hiç şehit ve gazi olana rastlamadım. Bu esasında bu milletin ne kadar dirayetli olduğunu gösteriyor. Gençlerle ilgili de bir şey söyleyeyim. Ben tabii parlamenter geçmiş olan bir kişi olarak sık sık gençlere de hitap ettiğimiz, onlarla oturduğumuz zaman şöyle bir cümle kullanıyordum. Gençler geleceğimizin teminatı. Yani bizim yerimize onlar gelecekler, oturacaklar ve onlar ülkeyi yönetecekler. Bayrağı daha yukarıya da taşıyacaklar. 15 Temmuz'dan sonra hiç kullanmadığım bir şey söyleyeyim. Yani gençler geleceğimizin teminatı ifadesini hiç kullanmadım. Gençler bugünün teminatı. Yani sadece geleceğin değil, bugünün teminatı. Hakikaten dünyada baktığınız zaman büyük liderlerin yanında hep gençlerin olduğunu görürüz. Yani Peygamber Efendimiz'in yanında 18, 16, 17 yaşında sahabiler vardı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında hep gençler vardı. Ve o gençlere onlar güvendiler ve o gençler de o güveni boşa çıkartmadılar. Dolayısıyla gençlik sadece geleceğimizin değil, asıl bugünümüzün teminatı. Ya bu ülke hakikaten son derece önemli. Şunu da ifade etmeme müsaade buyurun. Türkiye, Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda. Yukarıda Kafkaslar, aşağıda Orta Doğu, Balkanlar. Bütün dünya savaşlarının çıktığı bir bölgede. Bütün peygamberlerin çıktığı bir bölgenin mücavirinde. Şu anda dünya petrol kaynaklarının %75'i bizim bölgelerimizde. Yani bu Türkiye'nin komşu olduğu yerde. Dünyanın en gözde 3 tane açık denizi, bir tane de iç denizi bizde, Türkiye'de. Dolayısıyla Türkiye dünyanın göz bebeği. Yani Türkiye'nin etrafında işte Suriye'de bir şey süre gidiyor. 10 küsur yıldır Baas rejimi, Esad rejimi kendi halkına karşı zulmediyor. Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı var. Ve etrafımızda hep böyle bir ateş çemberinin olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye adeta dünyanın bir mücevher kutusu şeklinde. Dolayısıyla bu ülke hakikaten çok zor bir coğrafyada çok önemli bir ülke. Ve bu ülke ecdadımız tarafından bize emanet edildi. Dolayısıyla bu emaneti bizim en iyi şekilde kullanmamız lazım. Darbe olduğu zaman tabii ki direneceğiz. Ama onun dışında da bilimi, teknolojiyi iyi kullanarak, kendimizi daha iyi geliştirerek, önümüzdeki her anımızı, her bir saniyemizi bir fırsat olarak görerek bu ülkenin daha güçlü ordusu, milleti, teknolojisi, bilimi, üniversiteleri, okullarıyla çok daha güçlü bir ülke olmasını sağlamak için çok ama çok ama çok çalışacağız. Daima çalışacağız, hep çalışacağız. Yani Türkiye bizim göz bebeğimiz. Göz bebeğimizi nasıl koruyorsak tozdan, topraktan, zararlı unsurlardan, ülkemizde her türlü tehlikeden, fitneden, fesattan korumak, kollamak durumundayız. Onun bir tane yolu çalışmak, ikinci yolu samimiyet, üçüncü yolu da samimiyetle çalışmaktır. Onun için hepimiz elimizde
Hepimizin bir fırsat var. Yani birimiz rektör olabilir, birimiz öğretim üyesi olabilir, birimiz bir müstahdem olabilir, birimiz başka bir pozisyonda bürokrat olabilir, memur olabilir, işçi olabilir. Ama hepimizin elinde bu ülke için atacağımız bir adım var, atmamız lazım. Bu adımları attığımız takdirde ülkemizi hiçbir güç bizim elimizden alamayacaktır. Bu ülkede yaşamanın gururunu hep görüyoruz, hep yaşıyoruz. Hamdolsun böyle güzel bir ülkede yaşıyoruz ve inşallah bu ülke kıyamete kadar hep hür, müreffeh olacak ve hep yukarıya doğru gidecek inşallah. Allah ülkemizi her türlü kazadan, beladan, fitneden, fesattan, kötü niyetlerin şerrinden muhafaza buyursun. Allah bu milleti korusun, kollasın. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel bir yayın oldu bizim için. Zira hakikaten hiç unutmadan gerçekten gelecek kuşaklara bunları anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü elbette o hızın içinde, hızlı yaşamın içinde bazı şeyleri unutabiliyoruz ama bilinçli bir şekilde geleceğe yürüyebilmek için geçmişimizde yaşananları da mutlaka bilmemiz ve onları bir daha, olumsuz olanları bir daha yaşamamak için de elimizden geldiğince çalışmamız ve geleceğe çok daha güçlü hazırlanmamız gerekiyor. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugün 15 Temmuz 2023. Bundan tam 7 yıl önce 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22 sularında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştı. Ve 7 yıl önce milli iradenin zaferini gösteren bir direnişle birlikte Yüce Türk Milleti, devletiyle, milletiyle el ele birlik beraberlik içinde bu hain darbe girişimini püskürtmüş ve hain darbecileri yerle yeksan etmişti. Aradan 7 yıl geçti. 7 yıl sonra biz o günleri bir kez daha anıyoruz ve bir daha yaşamamak için de geleceğe çok daha güçlü, çok daha bilinçli olarak ilerlemek için de o günleri bir kez daha yad etmiş olduk elbette. 15 Temmuz milli birlik ve beraberliğimizin yaşandığı demokrasi ve milli birlik günümüzde. 251 vatandaşımız o gün yaşamını yitirdi, şehit oldu. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 2200 kadar da vatandaşımız o gün yaralandı ve tedavileri hala devam eden gazilerimiz var. Gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Yüce milletimizin her bir ferdine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türk milletini o gün bertaraf edilen hain darbe girişimine karşı savundukları için. Evet, rektörümüz Profesör Doktor Sayın Necdet Ünüvar bu akşam konuğumuz oldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli anlatılar gerçekleştirdi. Zira o gün parlamentonun bir üyesi olarak Gazi Meclisimizdeydi ve Gazi Meclis'te o gece ismiyle de o günü ölümsüzleştirmişti, bir kitap haline getirmişti. Bu akşam hem kitaptan bahsettik hem de o güne ilişkin yaşantıları konuştuk. Çok çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Sayın Rektörümüze. Tüm kıymetli izleyicilerimize de bu akşam bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Bir başka yayında görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.